Akademi'den herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Çünkü ikinci dönemin son yazılısı başladı. Artık Allah'ın izniyle bu seneyi kapatıyoruz. Bu yazılılarımız da süper geçsin istiyoruz. Bizler bunun için çok güzel bir prova hazırladık. Şöyle din kültürü dersinde çıkabilecek önemli böyle konulardan bir özet yapacağız. Hemen arkasından o konularla ilgili olarak soru çözümü yapacağız. Hazırsanız vakit kaybetmeden Bismillah diyelim, başlayalım. Evet, ilk konumuz 4. ünite ahlaki tutum ve davranışlardı arkadaşlar. 4. üniteden de sorumluyuz. İlk konusu da İslam ahlakının konusu ve gayesiydi. Burada bilmemiz gereken ahlak ne demekmiş? Mizaç, tabiat, huy, karakter anlamlarına geliyor. Ahlak ve hukuk sisteminin oluşumunda hukuk, utanma, günah, merhamet gibi duygular başrolü oynuyor. Yani ahlak ve hukuk sisteminin belirlenmesinde. İmam-ı Gazali ahlak ilmine ruhu tıp ilmi demiştir. İslam ahlakı neyi, nasıl yapmalıyız, iyi ve kötü, uymak zorunda olduğumuz kurallar ve sorumlulukları kapsar. İslam ahlakının kaynakları dediğimiz zaman ise birincisi biliyorsunuz temel kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi de Hazreti Muhammed'in sünnetidir arkadaşlar. Şimdi hemen üçüncü konuya geçmeden önce sizlere yeni bir çalışmamızdan bahsetmek istiyorum. 10'dan 11'e hazırlık seti arkadaşlar. Şimdi artık 11 oluyoruz ve ne yapacağız? Hem 10. sınıfın konu tekrarını yapacağız. Yazın bir kampımız olacak. Hem de 11'e hazırlanmış olacağız. Bunun içerisinde matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, tarih ve coğrafyadan oluşan 3 tane kitabımız var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi toplam 3 kitaptan hem konu anlatımları hem de soru çözümleri olacak. Burada testlerimiz de mevcut. Bunları da mutlaka bir göz atabilirsiniz. Devam edelim şimdi. Üçüncü konusu ahlak ile terbiye arasındaki ilişkiden bahsedelim. Islah etmek kavramını görmüştük. Islah etmek ne demek? Düzene koymak. Eğitim yoluyla amaçlanan davranışları ortaya çıkarmaya ıslah etmek deniliyor. Yani birini terbiye etmek anlamına da gelir aynı zamanda. Terbiye eden anlamında Allah'ın ismini görmüştük bu konuda. Er-Rab ismi. Arkadaşlar hani diyoruz ya Rabbimiz diye bahsediyoruz dualarımızda mesela ey Rabbim, ey Rabbimiz diyoruz. Orada Allah'ın bizi terbiye eden ve bizi yöneten ismiyle seslenmiş oluyoruz. Çünkü insanı terbiye eden, insana iyi ve güzeli gösteren, insanı ve hayatını değil mi? Dünya hayatını ve insan topluluğunu bir düzene sokmayı amaçlayan kimdir? Bunu yöneten kimdir? Allah'tır tabii ki. Ahlak eğitimi nedir? İnsanın beden, zihin ve ahlak bakımından geliştirilmesi, olgunlaştırılması. Yani içerisindeki o özelliklerin daha da ortaya çıkmasına ahlak eğitimi diyoruz. İbadetlerle insanın ahlakını güzelleştirmesi amaçlanır demiş. İslam dini istediği ibadetler mesela namaz kılmak. Namaz insanın sorumluluk duygusunu geliştirir. Zamanı planlı yaşamayı öğretir değil mi? Ya da oruç kişinin kendi kendini yönetebilmesi, kontrol edebilmesi, isteklerini ve nefsi isteklerini özellikle işte sınırlayabilmesidir. Aynı zamanda oruç ibadetiyle empati duygusu da gelişmiş oluyordu değil mi? Yani başkalarının halini de anlayabilme, onların içerisinde bulundukları zor duruma karşı merhametli ve anlayışlı olma gibi ibadetlerde bu tür şeylere sebep oluyorlar, vesile oluyorlar. Ya da mesela hac ibadetini düşünelim, zekat ibadetini düşünelim. Bunlar zekat özellikle toplumsal birlik ve beraberliği artırır, zenginle yoksul arasında bir köprüdür değil mi? İşte İslam dini istediği bu ibadetler yani farz kıldığı bu ibadetlerle İslam ahlakının yani insanın ahlakının daha da güzelleşmesi, daha da böyle iyi hale, olgunlaşmış hale gelmesini amaçlar. İslam ahlakında yerilen bazı davranışları konuşacağız. Yermek ne demek arkadaşlar? Burada eleştirmek anlamında. Yani hoş görülmeyen bazı davranışları konuşacağız. En başta ne geliyor? Yalan. Yalan nedir? Bir konuda gerçek dışında bilgi vermek. Doğruluğun ve dürüstlüğün zıttıdır yalan. İslam dininde en büyük günahlardan biri olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de kesin bir dille yasaklanmış ve yalancılar kınanmıştır. Peygamberimiz de bu konuda bizleri uyarmıştır biliyorsunuz. Allah katında yalancılar arasında yazılanlar kimler? Yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren kişilerdir. Bir diğer yerilen bazı davranışlarda ne vardı arkadaşlar? Mahremiyet ihlali yani nedir? Tecessüs değil mi? İnsanların
gizli hallerini, ayıplarını, kusurlarını araştırmaya deniliyor. Sonuçta hepimizin diğer insanlar tarafından bilinmesini istemediğimiz özelliklerimiz olabilir. İşte bunlara mahremiyet diyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim mahremiyetimizdir. Başkalarının gizli hallerini araştırıp ortaya dökmek toplum ilişkilerini bitirir, düşmanlıkları başlatır değil mi? Bu yüzden İslam dini kamu yararını düşündüğü için bazı durumlar, yani kamu yararını gerektiği durumlar dışında tecessüsü yasaklamıştı. Tecessüs de bunun diğer adıdır. Mahremiyet ihlalinin diğer adıdır. İslam'da tavsiye edilen insanların kusurunu yaymak, açmak değil, tam tersi örtmektir. Kusuru yaymak onu yapmak kadar kötü kabul edilir. Biliyorsunuz peygamberimizin bir hadisi vardı bu konuyla ilgili. Bir kişi başka bir kişinin ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter diye günahları veya ayıpları, kusurları örtmek gerektiğini söylemiştir. Ama altını çiziyorum, kamu yararının gerektiği bir durum varsa, yani bir toplumu ilgilendiren bir mesele varsa orada örtmek, göz ardı etmek değil, tam tersi bunu düzeltmek gerekir. Bir diğer konumuz haset arkadaşlar, diğer davranışımız. Bir kimseyi sahip olduğu güzelliklerinden ötürü çekememek. O güzelliklerin onda olmasını istememek, kendisinde olmasını istemektir. Haset, yani diğer adı kıskançlık, hem haset edene, yani kıskanana, hem de haset edilene, hem de çevreye zarar verir ve huzuru, kardeşliği bozar. İnsana kendinde olmayan, başkasında olan bir şeyi beğenmesi, imrenmesiyle karıştırmayalım. Kendinde olmasını dilemesi haset değildir. Gıptadır, imrenmektir. Peygamberimiz yalnızca iki kişiye imrenileceğini, yani gıpta edileceğini söylemiştir. Biri Allah yolunda malını harcayan, diğeri de Allah'ın verdiği ilimle, hikmetle karar veren kişi olarak bahsedilmiştir. Haset duygusu da haset edenin güzel amellerini ne yapar? Hayır ve hasenatına eritiyor değil mi? Mesela sizin en güzel yaptığınız ibadetlerinizi düşünün. Siz birini kıskandığınız zaman o kıskançlık duygusu o ibadetlerinizi ateşin odunu yaktığı gibi ibadetlerinizi de yakıyor, bitiriyor. Evet, diğer konumuz hile ne demekti arkadaşlar? Bir kişinin kendi çıkarları için yalan söyleyerek başkalarını aldatması, insanları dolandırmasıdır. Hile yapmak dinimizde kesin olarak yasaklanmıştır. Hatta haramdır. Hileyle elde edilen para da ya da menfaat de helal kazanç olarak kabul edilmez. Kul hakkı olarak değerlendirilir. Nitekim Peygamber Efendimiz'in hadisi vardır. Bizi aldatan bizden değildir diyerek insanlara bu konuda uyarmıştır. Evet, diğer davranışımız iftira arkadaşlar. İftira ne demektir? Bir kimsenin yapmadığı bir şeyle suçlamak değil mi? Yani ona bir suç isnat etmeye deniliyor. Yapmadığı bir davranışı yaptığını iddia etmektir. İftira da aynı zamanda bir tür yalan sayılır. İnsanı iftiraya sürükleyen nedenlerden biri hakkında bilgi sahibi olmadan konuşmaktır. Bu da çok önemli. Yani kesin bilmediğimiz bir şeyin peşine düşmeyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz kulak, göz, kalp bunların hepsi ahirette sorguya çekilecek. O yüzden ne yapacağız? Kimseye iftira atmıyoruz. Hakkında bilmediğimiz bir şeyde de yorum yapmıyoruz. Zanda bulunmuyoruz. Evet, iftirayı da konuştuk. Şimdi gelelim gıybete arkadaşlar. Gıybet, bir kimse hakkında onun bulunmadığı bir ortamda onu incitecek tarzda konuşmalar yapmaktır. Sözle birini çekiştirmek gıybet olduğu gibi biri hakkında kaş göz işaretleri yapmak ya da elle göstermek de taklit ederek ya da benzeri bir imada bulunmak da gıybettir ve İslam dininde yasaklanmıştır. Bunlar toplumun ilişkilerini, güvenini zedeleyen davranışlardır. Gıybet eden kişi de kıskandığı için ve kendini üstün gördüğü için bu konuşmayı yapıyor biliyorsunuz. Şimdi olan bir şeyi konuşmak gıybettir zaten değil mi? Biz bazı insanlar diyorlar ki ama biz olan bir şeyi konuşuyoruz. Biz sonuçta olmayan bir şeyi söylemiyoruz diyorlar. Olan bir şeyi konuşmak zaten gıybettir. Olmayan bir şeyi konuşmak iftiradır biliyorsunuz. Bunu da az önce ifade etmiştik. Gelelim şimdi suizanına arkadaşlar. Suizan ne demektir? Sui ve zan diye iki kelimeden oluşur. Bir konu ya da insan hakkında kesinlik içermeyen, tahmine dayalı, fikir yürütmeye dayanan düşüncelere zan denir. Sui ise kötü düşünmek demektir. Yani bir kimse hakkında kesin bir delil olmadan olumsuz ve kötü tahminlere ise suizan deniliyor. İslam dininde kesin ve güvenilir bilgiye önem verilir. Zan kesin bilgi değildir. O yüzden zan yasaklanmıştır İslam dininde. Bir de bunun tam tersi olan güzel ve olumlu düşünce vardır. Ona da arkadaşlar hüsnü
zan deniliyor. Onu da hemen buraya not düşelim. Bilgi notu olarak. Bu ikisi birbirinin zıttı. Suizan kötü düşünme, olumsuz düşünme. Hüsnü zan güzel ve olumlu düşünme. İslam dininde hüsnü zan tavsiye edilmiştir. Evet, gelelim şimdi israf konusuna. İsraf nedir arkadaşlar? Savurganlıktır. Yani bir şey gereksiz yere, bir işi olabilir, bir işte elektrik olabilir, zaman olabilir, Allah'ın vermiş olduğu sağlık olabilir, her şey olabilir. Gençlik olabilir, mal olabilir. Allah'ın vermiş olduğu bu nimetlerin gereksiz yere savurganlık şeklinde aşırı tüketmeye israf deniliyor. İslam dininde yasaklananlardan biridir. İnsanlara yardım edebiliriz, sadaka verebiliriz ama biliyorsunuz bu konunun da bir dozu vardır. Ayetlerde de nitekim yiyin için ama israf etmeyin diye Allah uyarıyor. Ölçülü bir şekilde giyinmek, ölçülü bir şekilde yemek içmek, Allah'ın nimetlerinden faydalanmak gereklidir aşırıya kaçmadan. Bunun aşırısına da israf deniliyor. Evet, tutum ve davranışlarda ölçülü olmak. Erdem ne demekmiş? Tutum ve davranışlarda olgunluğa ulaşmak, itidal, ölçülü olmak, aynı zamanda orta ve doğru yolu bulmak, itidalli olmak. Bu konuda olduğu gibi her konuda da yine Peygamber Efendimiz bizlere en güzel örnektir. Üsve-i Hasene, Hazreti Muhammed'in en güzel örnekliğini ifade eden kavramdır. Gelelim şimdi Kur'an'dan mesajlar, Hucurat Suresi 11 ve 12. ayetlere. Bu ayetlerde Allah-u Teala ey iman edenler diye sesleniyor. Toplumsal yaşamda dikkat edilmesi gereken görgü kurallarından bahsediyor. Yani işte biriniz diğerini alaya almasın, belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın, belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık, yani bozgunluk çıkarmak kötü bir özelliktir diyor. Kim tövbe etmezse işte onlar zalimlerin kendileridir diyor. Bu görgü kurallarından ve ahlaki değerlerden, yukarıda da bahsettiğimiz ahlaki değerlerden bahsediyor. 10. ayette de arkadaşlar müminlerin kardeş olduğundan bahsediliyor. 11 ve 12. ayetlerde ise kardeşlik bağının zedelenmesini önleyecek tavsiyeler içeriyor. Burada da ne diyor? Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır diyor. Günah olan kısmı da işte suizan kısmı arkadaşlar. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın diyor Allah-u Teala. Ve herhangi biriniz ölü kardeşin etini yemekten hoşlanır mı diyor. İşte bundan tiksindiniz. Yani gıybet yapmak, birini arkasından çekiştirmek ölü kardeşin etini yemek gibidir. Ve insanın bundan tiksineceğini Allah biliyor. Ve diyor ki Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesi Allah tövbeyi çokça kabul edendir. Yani yaptıysanız dahi bundan tövbe edin. Ancak tekrar yapmayın diyor. Evet, gelelim şimdi İslam düşüncesinde itikadi, siyasi ve fıkhi yorumlara arkadaşlar. Bu konuyu aslında ortaokulda da farklı, daha böyle minimal şekilde görmüştük. Ancak bu 10. sınıfta daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Şimdi öncelikle dini yorum farklılıklarına sebeplerini konuşacağız. Ama din nedir onu bir hatırlayalım. Din Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya, yani güzel işler yapmaya yöneltmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. Dinin amacı nedir peki? Tabii ki insanları kötülüklerden sakındırmak, iyi ve güzel işlere yönlendirmek, hem dünyada hem de ahirette mutlu olmanın yollarını göstermektir. Yani din bizden sadece ahirette mutlu olmamızı istemez, dünyada da mutlu olmamız için gerekli kuralları belirlemiştir. Peki din anlayışı nedir? Din anlayışı ise Allah'ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği öğütlerin, yani dinin ve kurallarının insanlar tarafından algılanma biçimine deniliyor. Din anlayışıyla din birbirinden farklıdır aslında. Çünkü din vahiy kaynaklıdır. Peygamberler aracılığıyla gelmiştir. Değişmezdir. Değil mi? İşte zamana, mekana göre değişmezdir. Kuralları bellidir. Ancak din anlayışı ise insanlar tarafından belirlenmiştir. Yani insanlar bunu ortaya atmıştır. İşte kaynağı vahiy falan değildir. Yani dini yorumlamaya din anlayışı deniliyor. İslam dininin iki tane temel kaynağı vardı. Birincisi Kur'an-ı Kerim, diğeri de Hazreti Muhammed'in sünnetidir. Evet, gelelim şimdi yorum, ekol veya mezhebe. Şimdi genellikle yorum veya işte ekol ya da mezhep kavramları kullanılır. Bunları sık sık duymuşsunuzdur. Dinin anlaşılması ve uygulanması ile ilgili olarak zamanla ortaya çıkan fikri, yani fikre ait ve beşeri oluşumların, yani insani oluşumların genel adına ne deniyor? Yorum, ekol veya daha çok mezhep kavramı kullanılıyor.
Peki bu yorum ekol ve mezheplerin ortaya çıkmasındaki, yani daha doğrusu din anlayışının ortaya çıkmasındaki sebepler nelerdir? Birincisi insan unsuru arkadaşlar. Yani insan yapısından kaynaklanan sebepler. Allah-u Teala hepimizi farklı özelliklerde yaratmıştır değil mi? İşte hepimizin altı eğitim, hepimizin kültürü, yaşadığı kültür, toplum farklı olduğu için ve hepimizin zevkleri, bakış açısı farklı olduğu için dolayısıyla dini metinleri yorumlama ya da olayları yorumlama tarzımız da farklı olmuştur ve bu yüzden farklı anlayışlar ortaya çıkmıştır. İnsan yapısından kaynaklanan sebeplerin içerisine coğrafi sebepler de girer. Yani insanların, toplulukların her birinin yaşadığı coğrafi özellikler farklı olduğu için ortaya çıkan din anlayışı da buna göre değişmiştir. Sosyal sebepler ise arkadaşlar hem bireysel hem de toplumsal bir yönü olan dinin toplumsal olaylardan etkilendiğini biliyoruz. Toplumda insanlar gibi gelişiyor ve değişiyor. Toplumda meydana gelen değişimler insanların dini düşüncelerini de etkiliyor. Ve tabii ki dini ihtiyaçlarda da değişiklik meydana geliyor. Mesela afetler olabilir. Afetler sebebiyle ya da depremler sebebiyle toplumlar farklı dinlerin yaşandığı topraklara göç edebiliyor ve bu yüzden farklı bakış açılarıyla tanışıyorlar. Savaşlarda da yine değişen siyasi yapının toplumsal değişikliklere de sebep olduğunu biliyoruz ve insanlar yeni din anlayışlarına bu şekilde sebep oluyorlar, yani sahip oluyorlar. Dini metinlerden kaynaklanan sebepler dediğimizde ise ne olabilir burada? Mesela Kur'an ayetlerinin yorumlanması. Dini metinlerden kaynaklanan sebeplerde ise biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim ve hadisler İslam'ın ana kaynaklarıdır. Bunlar dini metin olarak geçer aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim'de anlamı açık, yoruma gerek olmayan, okunduğu zaman anlamı kolaylıkla anlaşılan ayetlere muhkem ayetler denilir. Manasını anlamak için araştırmaya ve düşünmeye ihtiyaç olan ve farklı yorumlara elverişli olan ayetlere ise müteşabih ayetler deniliyor. Bir de tevil diye bir kavramımız var. Birçok anlama gelme ihtimali olan bir ayetin İslam bilginleri tarafından içerdiği anlamlardan birini tercih etmesine deniliyor. Yine bunlar da dini metinlerden kaynaklanan sebepler, müteşabih ayetlerin yorumlanması, yine işte muhkem ayetler gibi bu ayetlerin de farklı tevil biçimlerin ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Evet, şimdi gelelim dini yorumlarla ilgili bazı kavramlar. Yani biz sizinle bu fırka mezhep konusuna geçmeden önce dini yorumlarla ilgili bu kavramları bilmemiz gerekiyor. İslam dininin 3 temel boyutu vardır. Bunlardan birincisi inançtır, ikincisi ibadet, üçüncüsü ahlaktır. İnanç dediğimizde daha çok imanla, inanmakla ilgili esaslar aklımıza gelir. Yani İslam dininin inanç esaslarını İslam itikadı oluşturur. Delilleriyle savunan ilmi ise kelam ilmi deniliyor. Mesela İslam itikadı dediğimizde, inanç esasları ya da itikat konuları dediğimizde Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman, kader ve kazaya iman konuları geliyor. Mezhep ise dinin inanç esaslarını veya ameli hükümlerini anlama ya da yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce sistemine denilir. Bu yaklaşımlar etrafında meydana gelen ekolleşmenin ürünü olan ilmi ve fikri birikime deniliyor. Mezhepler ikiye ayrılır. İtikadi mezhepler ve siyasi mezhepler şeklinde. İkinci grup ise ameli fıkhi mezheplerdir. İtikadi siyasi mezheplerde İslam dininin inanç esaslarına yönelik itikat dedi ya, buradan hatırlayın. İnanç esaslarına yönelik ortaya çıkan mezheplere deniliyor. Bunlara fırka da denilmiştir. Ameli fıkhi mezheplerde ise İslam dininin amel ve ibadetle ilgili, yani fıkhi mezhepler, burada dedi ya İslam'ın ibadet anlayışı ve prensiplerini fıkıh terimiyle ifade edilir diye, işte burada da ameli fıkhi mezhepler, ibadetle ilgili şeyler ortaya çıkıyor, mezhepler ortaya çıkıyor. Evet. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi mezhepleri de kendi içlerinde ayırıyoruz arkadaşlar. Özellikle ehli sünneti ifade edelim. Ehli sünnet ne demekmiş? Peygamber Efendimizin ve sahabinin takip ettikleri yolu benimseyenleri ehli sünnet, diğer adı da sünniliktir. Peygamberimiz hayatta olduğu dönemde ehli sünnet ya da başka bir isimde herhangi bir mezhep yoktur. Peygamberimizin vefatından sonra siyasi olaylar sebebiyle işte mürciye gibi, mutezile gibi bazı gruplar ortaya çıkıyor. Ana bünyeden
ayrılmayan Müslümanlara da, yani ehli sünnetten ayrılmayan Müslümanlara da hala ehli sünnet deniliyor. Ehli sünnet düşüncesine öncülük eden isim de kimdir? Hasan-ı Basri'dir arkadaşlar. Bu düşünceyi geliştirerek şekillendiren önemli isimler arasında yine İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Ebu Yusuf da vardır. Ehli sünnet yorumlar başlıca iki tanedir. Eşarilik ve Maturidiliktir. Şimdi hemen size kısaca Maturidilikten ve diğer mezheplerden bahsedelim. Evet arkadaşlar, ehli sünnetin bahsettiğim Maturidi'yi şimdi konuşacağız. Evet arkadaşlar, şimdi hemen kısaca sizlere Maturidilikten bahsedelim. Maturidilik biliyorsunuz Ebu Mansur Muhammed Maturidi'nin görüşleri çerçevesinde ortaya çıkmıştır ve itikadi bir mezheptir. Daha çok Türkiye, Kuzey Afrika, Hindistan, Malezya ve Endonezya'da yaygın olarak görülüyor. Eşarilik ise Ebu Hasan el-Eşari'nin fikirleri etrafında ortaya çıkmıştır. İtikadi bir mezheptir. İmam-ı Eşari kendisi arkadaşlar 40 yaşına kadar Mutezile'nin görüşlerini benimsemişken 40 yaşından sonra da bu mezhebin aklı çok fazla ön plana çıkardığı için bu yaklaşımına karşı çıkıyor. Ve Eşarilik daha sonra oluşuyor. Irak, Suriye, Hicaz, Horasan, Mısır ve Kuzey Afrika'da yaygın olarak görülüyor. Diğer ikinci mezhep, şurada bahsettiğim arkadaşlar, hemen tekrar sayfayı göstereyim. Şia ve Şiilik olarak bahsettiğim diğer siyasi mezheptir bu ikisi de. İmamiye ve Zeydiye diye kolları vardır. Şia ve Şiilik diğer adı, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ali'yi halifeliğe, yani imamete en layık kişi olarak gören ve onu meşru halife kabul eden, diğerlerini kabul etmeyen, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman'ı kabul etmeyen ve ondan sonraki halifelerin de onun soyundan gelmesi gerektiğiyle, yani sonra imam olacak kişinin de Hazreti Ali'nin soyundan gelmesi gerektiğine inanan toplulukların ortak adıdır. Günümüzde iki önemli mezhebi vardır. İmamiye ve Zeydiye olmak üzere. Hemen bunların özelliklerinden de kısaca bahsedelim. İmamiye arkadaşlar İran'ın resmi mezhebidir. 12 imamdan ötürü İmamiye adını almıştır. Diğer adı 12 anlamına gelen İsna Aşeriye'dir. Zeydiye ise Yemen'de yoğun olarak kabul gören bir mezheptir. İmamiye'nin dördüncü imamı Zeynel Abidin'in oğlu Zeydi imam kabul ederler. Zeydilikte imamların sayısı 12 ile sınırlı değil. İmamlar günahsız ve hatasız değildir diye bir görüşleri vardır. Bu şekilde itikadi ve siyasi yorumlarımız. Buraya kadar sorumlusunuz arkadaşlar. Ameli ve fıkhi yorumlar sınav konusu olarak MEP'te olmuyor. Yani bulunmuyor. Gelelim şimdi boşluk doldurmaya arkadaşlar. Az önce derslerde anlattığım, yani notlarda bahsettiğim konularla ilgili hemen şöyle sizinle bir boşluk doldurma yapalım. Hızlı ve biçimi farklı olsa da toplumların zaman içinde geçirdikleri değişime ne denir? Sosyal değişme denir tabii ki. Hemen yazalım şöyle. Bu da sınavda çıkabilecek bir konudur. Kur'an ve sünnetten hareketle aklın kullanılması yoluyla hüküm çıkarılmasına nokta nokta denir. Tabii ki arkadaşlar içtihat deniliyordu değil mi? İçtihat. Allah rızasına ulaşmak için ihtiyaç sahiplerine yapılan her türlü yardıma ne denir? Hemen bakalım şöyle. Tabii ki infak denir. Çünkü yardım dediğinde, burada ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımda ne olması gerekiyor? İnfak olması gerekiyor. Allah yolunda harcama yapmaktır. Kişinin hak etmediği bir menfaat elde etmek için verdiği haksız bedel rüşvet arkadaşlar. Rüşvet İslam dininde yasaklanmıştır. Haksız kazanç olarak görülür. İslam dini kişinin geçimini nokta nokta sağlamasını tavsiye etmiştir. Neyle sağlamasını tavsiye etmiştir? Emeğiyle sağlamasını, değil mi? Kendi el emeğiyle sağlamasını istemiştir. Hemen şöyle yazalım. Emeğiyle. Nokta nokta bir kimsenin ayıp ve kusurlarını, özel hayatını araştırıp insanlara duyurmaktır. Tecessüs, mahremiyet ihlali değil mi? Evet, yazalım. Bir kimseye rızası olmadan baskı ve tehdit ile istemediği bir şeyi zorla yaptırmaya nokta nokta denir. İkrah yoluyla değil mi? Yani tehdit yoluyla denir arkadaşlar. Bu da ikrah olacak. Allah'ın terbiye eden anlamına gelen sıfatı Er-Rab arkadaşlar, biliyorsunuz az önce terbiye eden, yöneten demiştik. Evet, gelelim şimdi diğer kavramlarımıza. Burada da kavramlarımız var. İslam dininde yerilen bazı davranışlar var ve bunları eşleştireceğiz. Bir insanın arkasından hoşlanmadığı şekilde konuşmak, bunu başkalarına aktarmaktır. Başkalarına aktarmak dediği için ne olacak? Gıybet olacak. Bir kimseyi asılsız olarak suçlamak, ona gerçekte olmayan kötülük ve kusur isnat etmek iftira olacak. İnsanların gizli hallerini, ayıp ve kusurlarını araştırmak, mahremiyet ihlali, tecessüs olacak.
Bir kimsenin sahip olduğu imkanları kıskanmak, bu imkanların ortadan kalkmasını istemek, kıskançlık, haset olacak arkadaşlar. İnsanları aldatmak, kandırmak ve karşı tarafı yanıltmaktır. Nedir bu? Hile, dolandırıcılık değil mi? Ay şöyle yazacaktık. Evet. Genel olarak tutum ve davranışlarda ölçü dışına çıkmaktır. Bu ne olacak? İsraf olacak arkadaşlar. Şöyle D diyelim. Genel insanın her türlü kötülükten uzaklaşarak özüyle sözünün bir olması. Dürüstlük değil mi? Kötülükten uzaklaşması takva olacak. Hemen şöyle yazalım. 7 takva C olacak. 8'e bakalım. Gerçek dışı söz söylemek, asılsız bilgi ve haber vermek yalan olacak. Bir kişi hakkında kötü düşünmek ve kötü kanaate sahip olmak. Suizan da hatırlarsanız. Evet, bunun zıttı olan neydi? Hüsnü zan. Bunları karıştırmıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ayetlerimiz var. Bu ayetleri buradaki uygun kavramlarla eşleştireceğiz. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu ayetlerde Allah hangi davranışı eleştiriyor? Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayetle bizi hangi konuda uyarıyor? Yapmayacağımız şeyi söylemek, yani yalan söylemek konusunda uyarıyor değil mi? Evet, bir H yalan olacak. Şöyle yazalım. İkinci ayetimize bakalım. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz iftira etmiş olur. Apaçık bir günah yüklenmiş olur. Burada da iftira konusunda uyarıyor. Hemen bakalım. Şöyle G yazalım. İftira. Çünkü saçıp savuranlar, saçıp savurmak şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Burada da Allah saçıp savurmak, yani israfa karşı uyarmış. O yüzden A olacak. Onların çoğu hiçbir dayanağı olmayan zandan başka bir şeye uymazlar. Zan ise gerçek adına hiçbir şey ifade etmez. Hiç şüphesiz Allah onlar ne yapıyorsa hepsini hakkıyla bilmektedir. Burada da suizan konusunda uyarıyor değil mi? Evet, şöyle yazalım. Suizan. Beşe bakalım. Yoksa Allah'ın lütuf ve ihsanından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Kıskançlık, haset olacak. Hemen bakalım şöyle, haset nerede arkadaşlar? Evet, F harfinde haseti gördük. Altı, ey iman edenler, insanların gizli hallerini araştırmayın. Mahremiyetlerini ortaya çıkarmayın. Yani tecessüs konusunda uyarıyor. Ölçü ve tartıyı adaletli yapın. Yani insanları kandırmayın, dolandırmayın, hile yapmayın diye uyarıyor. Birbirinizin dedikodusunu yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz diyor. 8'de de bizi gıybet konusunda uyarıyor arkadaşlar. O yüzden B gıybet olacak. Evet, şimdi gelelim çoktan seçmeli sorularımıza. Her ne ararsan, her ne arar isen kendinde ara. Gördüğünü, ört görmediğini söyleme. Kimsenin ayıbını görmeyen cana aşk olsun. Bu dizelerde bir insanda bulunması gereken doğru sözlü olmak, kendini kontrol etmek, müsamahalı olmak durumlarından hangilerine ulaşabilir? Şimdi her ne ararsan kendinde ara dedi. Gördüğünü ört, görmediğini söyleme. Yani görmediğim şeyi söyleme, doğru sözlü ol. Kendini kontrol etmek. Bir şey arayacaksan önce kendinde ara dedi. Burada da iki var. Şurada bir var diyelim. Olanlara işaretleyelim. Müsamahalı olmak. Kimsenin ayıbını görmeyen cana. Yani insanları hoş gören, eksiğini, kusurunu görmeyen, müsamahalı değil mi? Anlayışlı kişiler tabii ki buna aşk olsun diyor. Bu yüzden üçüne de ulaşılabilir. Hemen seçeneklerime bakıyorum. E seçeneğinde 1, 2 ve 3 görülmüştür. Evet, gelelim şimdi boşluk doldurmaya. Burada da aslında klasik bir sorumuz var. Bir ayet verilmiş. Hucurat 11 ve 12. ayetler. Ey iman edenler, erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar edenlerden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinize kötü at takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler, zanlı çoğunluğa sakının, çünkü zannın çoğu günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul eden ve merhameti sonsuz olandır. Verilen ayet-i kerimelerden çıkaracağımız 4 mesajı yazalım demiş. Şimdi öncelikle alaya almak, daha doğrusu almamak diyelim. Şöyle alaya almamak yasaklanmıştır değil mi? Sonra ne vardı? Birbirinizi ayıplamak. Birbirini ayıplamak.
Ve ne vardı? Kötü lakap takmak. Kötü lakap takmak konusunda uyarılmıştır. Bir de ne vardı burada? Zan konusunda değil mi? Suizandan uzak durmak. Bir de arkadaşlar neyden? Gıybetten, aynı zamanda tecessüsten. Tecessüs ve gıybet yapmamak değil mi? Bunlardan uzak durmak, mahremiyet ihlali, birbirinizin gıybetini yapmaktan uzak durmakta konusunda Allah uyarıyor. Şimdi gelelim doğru mu, yanlış mı? Evet, ilk sorumuza bakalım. Doğru alanların başına D koyacağız. Yanlışlara Y arkadaşlar. Toplumda gerçekleşen sosyal değişimler bireyin din anlayışında etkilemektedir. Evet, bakın dini değil, din anlayışını etkiliyor. Doğru. Şöyle kalemin rengini değiştirelim. Doğru. Dini metinlerin farklı şekillerde yorumlanması sonucu İslam dünyasında çeşitli dini ekoller ortaya çıkmıştır. Evet, dini metinlerden kaynaklanan sebeplerden dolayı da çıkmıştır. İslam itikadını delilleriyle savunan ilme fırka denmektedir. İslam itikadını delilleriyle birlikte savunan ilme fırka denmez arkadaşlar. Kelam denir. Doğrusunu yazalım. İslam'ın akla sınır koymaması, siyasi, coğrafi, ekonomik, kültürel sebepler İslam düşüncesinde dini yorum farklılıklarının doğmasına zemin hazırlamıştır. Evet, yani insanın aklını kullanmasına bir sınır koymamıştır. O yüzden doğru olacak. İslam düşüncesinde siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve benzeri sebeplerle ortaya çıkan belli yorumlar etrafındaki sistematik gruplaşmalara mezhep denir. Evet, doğru. Dini anlama ve yaşamada Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber'in sünnetini rehber edinen ve sahabenin yolunu izleyen ümmet çoğunluğuna ehli sünnet denir. Evet, doğru. Ehli sünnetin iki önemli mezhebi Eşarilik ve İmamiye'dir. Yanlış arkadaşlar. Ehli sünnetin iki önemli mezhebi hangileriydi? Eşarilik doğruydu. Diğeri neydi? Maturidilik değil mi? Maturidilik olacak. O yüzden yanlış diyoruz. Ehli sünnetin inançla ilgili amaçlarından en önemlisi İslam dininin temeli olan tevhid inancı hakkında doğru ve sağlam bilgiler sunmaktır. Evet, bu da doğru. Bu şekilde cevaplarımız. İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının çıkış nedenlerinden 5 tanesini yazınız. Hadi gelin sizlerle birlikte yorum farklılıklarının sebeplerini yazalım. Şimdi önce ne vardı? İnsan unsurundan kaynaklı sebepler vardı, değil mi? Hemen şöyle yazalım. İnsan yapısından, insan unsuru diyelim ya da evet. Sonra ne vardı arkadaşlar? Bir de sosyal kültürel sebepler vardı, değil mi? Sosyal kültürel sebepler. Bir de ne vardı? Coğrafi sebepler. Siyasi sebepler. Bir de ne vardı arkadaşlar? Dini metinlerden kaynaklanan sebepler. Evet, bu şekilde bunları sayabiliriz. Şimdi hemen diğer sorumuza geçelim. Ayet ve hadislerin tamamı anlam bakımından herkesin anlayacağı kadar değildir. Açık değildir. Bazıları daha kolay anlaşılırken bazılarının anlamı kapalıdır ve bu sebeple yoruma ihtiyaç duyar. Bu metinlerde geçen bazı kavram ve ifadeler farklı anlayış ve yorumların ortaya çıkmasına etkili olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de birden fazla anlama gelen ayetleri ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Yani terim hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Hatırlarsanız muhkem ve müteşabi ayeti konuşmuştuk. Seçeneklere baktığımızda ikisi var. Mütevatir değil, eliyoruz. Mushaf Kur'an demek, mensup da, mensup da yine değil. Bu iki seçenek arasında kalabilirsiniz. Peki muhkem dediğimizde açık arkadaşlar, tamam mı? Peki birden fazla anlama gelen ayetler ise, yani araştırmaya, düşünmeye ihtiyaç duyulan ayetlere ne deniyordu? Müteşabih ayetler deniliyordu. Cevabımız B seçeneği olacak.
Din, Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği ilahi mesajları içerirken, din anlayışı bu mesajların insanlar tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve yorumlanma biçimlerini ifade eder. Bundan dolayı din tek iken din anlayışları birden çok olabilir. Çünkü din vahye, dinin anlaşılması insanların algılarına ve yorumlarına dayanır. Ayrıca din değişmez, din anlayışı değişebilir. Dolayısıyla dinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan sorunlar dine mal edilemez. Bu parçadan hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A. Müslümanlar arasında farklı dini yorumlar olsa da İslam'ın temel kaynağı değişmezdir. Evet, doğru. Ne dedi burada? Din değişmez dedi. B. İnsanların içinde bulundukları şartlara göre dini çözümler değişebilir. Evet, din anlayışı değişebilir. C. Din anlayışları her toplumda farklılık gösterebilir. Evet, doğru. D. Din anlayışındaki farklılıklar dini metinlerde yer alan muhkem ayetlerden kaynaklı olabilir. Evet. E'ye bakalım. İslam toplumlarında insanların dini yanlış anlamasından kaynaklanan sorunlar olabilir. D seçeneğine bakalım. Din anlayışındaki farklılıklar dini metinlerde yer alan muhkem ayetlerden kaynaklı olabilir. Arkadaşlar, muhkem ne demekti? Açıktı değil mi? Yani anlamı açık, herhangi bir yoruma gerek duyulmadan anlaşılan ayetlere deniliyordu. Yani muhkem ayetlerden dolayı din anlayışında bir farklılık oluşmaz. Tam tersi, müteşabih olan ayetlerden dolayı oluşur değil mi? O yüzden ulaşılamaz olacak. İslam toplumlarında insanların dini yanlış anlamasından kaynaklanan sorunlar olabilir. Evet, tabii ki. O yüzden ulaşılamaz hangisi olacak? D seçeneği ulaşılamaz olacak. Dini literatürde dini anlama ve yaşamada Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber'in sünnetini rehber edinen ve sahabenin yolunu izleyen ümmet çoğunluğuna denir. Bu grup mensupları Hazreti Peygamber'in sünnetine bağlı oldukları düşüncesiyle kendilerini sünni olarak da adlandırırlar. Bu parçada bahsedilen düşünce sistemi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir? A. Ehli sünnet, B. İmamiye, C. Eşarilik, D. Maturidilik, E. Hanbelilik. Şimdi tabii ki burada sünni olduğu için ehli sünnet cevabımız olacak. İmamiye neydi? İtikadi siyasi bir mezhepti, ancak Şia'nın bir koluydu. Onu eliyoruz. Maturidilik de yine ehli sünnetin bir diğer koluydu. Hanbelilik ise bir ameli fıkhi bir mezhepti arkadaşlar. Eşarilik de itikadi siyasi bir mezhepti. Onları eliyoruz. Burada bahsedilen sünni olarak adlandırılan ehli sünnettir. İslam düşüncesinde mezhepler siyasi, itikadi ve ameli fıkhi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrıma sebep olan durum ise bu mezheplerin görüş belirttiği konulardır. İnanç alanı ile ilgili konularda düşünceler ileri süren mezhepler itikadi mezheplerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ameli fıkhi mezheplerden biri değildir? Yani hangisi itikadi bir mezheptir diye soruyor. Hanefilik ameli fıkhi bir mezheptir. Çünkü onlar hatırlarsanız itikadi siyasi mezhepler içerisinde yoktu. Şiilik, evet, itikadi siyasi bir mezheptir. Hanbelilik arkadaşlar yine ameli fıkhi bir mezheptir. Şöyle A yazalım. A ve F. A, F ameli fıkhi. Şafilik ameli fıkhidir. Malikilik de yine ameli fıkhidir. Zaten 4 tane ameli fıkhi mezhep vardır. Burada bir tane itikadi ve siyasi bir mezhep verilmiş. Cevabımız B, Şiilik itikadi siyasi bir mezhep olacak. Evet arkadaşlar, yazılı provamızın sonuna geldik. Ödüllü sorumuzu hemen veriyorum. İtikadi siyasi mezhepler nelerdir? Aynı zamanda arkadaşlar, sınav notlarınızı yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.